Gelmeyecek. Güvenmekle hata ettim. Allah kahretsin. Başka çaren var mıydı? İkili oynuyor kesin. Kuzey ile birlik oldu. Oyuna getiriyor beni. Kullanacak bunu. Bunu kullanacak. Adım gibi biliyorum. Yakacaklar beni. Geldi işte. Barış Bey, misafiriniz var efendim. Gelsin. Buyurun. Söyledim sana, boşuna panik olsun. Hoş geldin, gel. Güvenlik önlemlerini artırmışsınız nihayet. Eskisini de biliyorsun yani. Oğlum ara beni, merak ediyorum. Tamam, nerede olduğunu bana da söyleme. Ama ara, bir sesini duyayım. İyi olduğunu bileyim. Tamam, bak bekliyorum, ara beni. Kuzey'e gitti demek. Ya. Vallahi Güney, Barış Bey'in bir lafını ikiletmedi. Kardeşine gitmesi için ikna etti. Kuzey'in gitmesi Barış mı istedi? Öyleymiş işte. Yok, ben içmeyeyim, sağ ol. Barış eve döndü diye öyle hafifledim ki. Ya ya, çok şükür. Banu nerede kaldı? Canlı toplantısı vardı vakıfta. Uzun sürdü demek ki. Çok uzun sürmüş. Güney de geldi, Banu yok. Yani Güney misafir köşküne gitti Barış'ı almaya. Şimdi gelecekler, yemeğe oturmak isteyecekler. Banu da yetişemeyecek. Bir arasak mı acaba? Gerek yok. İyi peki. Ben mutfağa bakayım da hazırlasınlar yemeği. Fotoğrafların hepsi bu kartta. Nasıl güveneceğiz sana? Fotoğrafları yok ettim, bilgisayarımdan da sildim. Evet, ama başka bir yere kaydetmediğini nereden bileceğiz? Bilemezsiniz tabii. Ama bana güvenmek zorundasınız. Benim şartım yerine geldi. Cemre serbest bırakıldı. Ben de her şeyi göze alarak buraya kadar geldim, kartı teslim ettim. Yapabileceğim bir şey yok artık. İnanıp inanmamak size kalıyor. Şu kartı artık alabilir miyim Güney? Ha, yalnız Burak Çatalcalı bir şeylerden şüpheleniyor, haberiniz olsun. Ne? Nasıl yani? Burak'ın haberi oldu mu? Bir şey bilmiyor ama şüpheleniyor. Beni takip etmiş. Güney'le buluşup konuştuğumuzu görmüş. Bana onu bulamadığını söylemiştin. Ne zaman buluştunuz? Bu işte hastaneye geldiğin gün dışarıda konuşmuştuk. O zaman gördü herhalde. Ne dedi sana? Aramızda neler olup bittiğini sordu. Benden laf alamayınca da nasılsa Kuzey'den öğrenirim dedi. Kuzey'le konuşursa sizin için iyi olmaz. Ben yarın sizi pisliklerinizin içinde bırakıp gidiyorum nasılsa. Yani siz bundan sonra benden değil, Burak Çatalcalı'dan korkunuz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burak başka ne dedi Kuzey için? Deniz, Deniz. Burak. Hiçbir zaman benim tarafımda olmadın. Bu kartı da beni korumak için almadın kızın elinden.
bana karşı kullanacaklarını değil mi? Avucunu yalarsın. Ne diyorsun sen ya? Ortalığı karıştırmak için delile ihtiyacım yok ki benim. Tanıklığım yeter seni yakmaya. Farkında mısın? Bir lafımla ipliğini pazara çıkartırım. Ama merak etme. Böyle bir şey yapmaya niyetim yok. Şimdilik ama. İster misin? Sağ ol. Yok sağ ol canım. Hesabı versene bana. Afiyet olsun. Bir şey unutmadın değil mi? Yok. Her şey valizde. O zaman hadi. Yolcu yolunda gerek. Yok Sami abi. Tamam. Ben alırım ben ya. Ha, tamam ya, alırım. İşte tamam. Biz aşağı götürürüz. Bunlar sizinin. Gel Sami abi, aşağıda bekleyin. Geç. Dur, bir dakika. Ya vallahi... Yani sana da teşekkür ederim ben. Uğraştın. Yani o hıyarı... İkna falan ettin yani. Sağ olasın. Bir şey değil. Ben de gidiyorum. Yani bundan sonra herkes özgür. Yani sen de özgürsün, ben de özgürüm. Yani zamanı geri getiremiyoruz. Madem ki... ta en başından beri... bazı şeyleri eğer değiştiremiyorsan... o zaman çekip gideceksin. Eğer ta en başından beri önüne koyulmuş bir engel varsa, o ortadan kalkmıyor ya. He, yok olmuyor ya o. Sen ortadan kalktı desen de kalkmıyor ya. Unutmak istesen de unutturmuyor ya. Unutulmaz ki. Yani mümkün değil. İnsanın hafızasını kaybetmesi lazım. Bir şey imkansızsa imkansızdır. Eğer elin kolun bağlıysa... seni azat ediyorum demekle... azat olmuyorsa... sen ne kadar ben unutmaya hazırım desen de... yani bunu sen de biliyorsun. Sen de unutmayacaksın, ben de unutmayacağım. Benim için mi gittiğini söylüyorsun? Beni ondan daha çok sevdiğin için. Kendime verdiğim sözü tutmak için gidiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür.